zamanda bak başka bir şey daha söyleyeyim. Şeyhül İslam, bu Ali Yüksel, bu zihniyet şu anda parlamentoda. Ali Yüksel Almanya'nın Zoes kentinde Bildung Enstitüt denen yerde, yani yerde benle Mehmet Aktar rahmetliyle beraberdik, haberi beraber yaptık, beraber izledik biz onu. Şeyhülislam seçildi İslamcılar arasında. O dönem Almanların işte özellikle ders kitaplarının falan hazırlandığı bir yerdir orası. Orada törenle Şeyhülislam seçildi ya. Şimdi o biliyorsun Şeyhülislam Osmanlı döneminde din ve devlet işlerini birlikte yürüten padişahtan sonra gelen yani kişi. Yani bütün şeylere karar veren adam Şeyhülislam. Şimdi bu kafa orada. Buna ne diyorsun? Nasıl yorumlayalım ya? Ben şimdi kulaklarıma mı inanayım? Adamla yaptığım görüşmeye mi inanayım? Bir de kimse hani geçmişe bakmıyorlar yani. Bu nasıl bir şey? Gerçi arşivi de yiyorlar millet de o da ayrı bir konu. Seni dinliyoruz Ömer. Şimdi Recai zaten Hizbullah var yani mecliste. Bırak onu, Hizbullah'ın kendisi mecliste var. Yani çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Cumhuriyet tarihinin en niteliksiz, en kendi varlığına inanmayan, yani Cumhuriyet'in varlığına inanmayan bir meclis şu an. Hatta 1923'lerde falan ilk kurulduğunda bu İslamcı bir kesim vardı mecliste yer alan. Onlar bile meclise bunlardan daha çok inanarak girmişlerdi bence. Şeyhülislam olması, üç evli olması, çok Türkçe yani çok son derece normal karşılanıyor onlar açısından. Çok sıkıntılı değil. Bunu aday yapmadan önce biliyordu sanıyorum Recep Tayyip Erdoğan. Bilmiyor olma ihtimali var mı? Biliyordu. Hatta bir Belçika vatandaşı da var. Bakan olan. Aile ve Kadından Sorumlu Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı sanıyorum Belçikalı bir kadın atamış. Belçika'da da bakanlık yapmış. Belçika vatandaşlığı olan bir kadın atamış. Belçika vatandaşıymış bu kadın. Bir meselede Ermeni soykırımını açıklamasını istemiş Belçika hükümeti. Açıklamadığı için bakanlıktan ayrılmış. Sonra Türkiye'ye dönmüş. Türkiye'de bakan olmuş. Şimdi Belçika vatandaşı yani. Cumhuriyet tarihinde hep ilkler oluyor bu konuda. Şimdi böyle vatandaşlar da var. Bakan olan ve bu yeni yapılanmanın içerisinde. Ben şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Neyse hep böyle baktım. Fotoğrafın bütününe bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında biçimlenen anlayış, zihniyet bir Türkiye fotoğrafı oluşturuyor. Bunu oluştururken de şunu herkes biliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemi. Yani hem yasal olarak son dönemi, hem sağlık olarak son dönemi, hem anlayış olarak son dönemi. Ekonomi çöküyor. Ya 100 dolar alamıyorsunuz bankadan Recai. Ben para istedim. Bana 3 gün sonra gün verdiler. Kendi paranı çekmek için gidiyorsun işte ihtiyaçtan dolayı para çekmeye çalışıyorsun bankandan. 3 gün sonra gün veriyor. Para yok. Vakıflar Bankası'na uğradım geçenlerde. Ne euro, ne dolar, ne Türk parası. Hiçbir şey yok dedi kadın bana. Çay isterseniz çay ısmarlayayım size dedi. Ben dedim yok zamanım yok çay içmeyeceğim dedim çıktım. Şimdi ekonomi çökmüş durumda. Hareket yok. Fiyatlar aldı başını gitti. Etin kilosu 700 lira olmuş. Asgari ücret 8 bin lira. İnsanlar gününü çevirmekte zorlanmış. Ev kiraları 15 bin lira Ankara'da. Recep 15 bin lira olmuş. Bir arkadaşım Adana'dan taşınacak 20 bin liranın aşağısında yer bulamadım. Güvenlikli bir site diyor arıyorum diyor. Ki yalnız bir bayan olarak taşınacakmış. Bulamıyorum diyor. Yani ekonominin şeyi çıkmış. Şimdi diyor ki biz rasyonel ekonomiye döneceğiz Şimşek. Peki rasyonel ekonomiye döneceksin de bugüne kadar ben ekonomistim diyen ekonomiden anlarım. İşte Kılıçdaroğlu hesapçıdır ne anlar ekonomiden diyen adam sana ne kadar izin verecek? Eğer bunu yapacaktı da daha önce niye yapmadı da bu duruma gelmesini neden oldu? Bu duruma gelmesindeki neden o ise bundan sonraki müdahalede ben ekonomistim deyip karışmayacak mı? Merkez Bankası faizleri ne yapacak mesela? Pazartesi günü belli olacak. Faizleri standartta tutmak için uğraş mı verecek? Normal piyasa refleksine mi getirecek? Bunları falan bilemiyorsun. Bunları eğer yapacaksa ki ben şuna inanıyorum. Artık Türkiye'nin ekonomisi kısa sürede
çözülebilecek noktayı çoktan geçti. Yani yeni bir iktidara, yeni bir nefese, yeni bir umuda ihtiyaç duyuyordu ekonomi. Uluslararası sermayenin girmesi lazım. Gidip Arap şeyhlerinden 3-5 milyar dolar para alıp da piyasaya koyup rahatlatma değil dert. Ekonominin kendisini üretmesi lazımdı. Tarımda çökmüşsün, üretim yapamıyorsun. Hayvancılıkta çökmüşsün, üretim yapamıyorsun. Sanayide çökmüşsün, üretim yapamıyorsun. Hiçbir alanda hiçbir şey üretemiyorsun. Piyasa Çin mallarıyla dolu. Yurt dışından et dahil hepsini getirir duruma gelmişsin. Zaten ürettiğin ya yeşil biber 35 lira 40 lira olmuş. Ürettiğim çok az bir şey var. Onlar da çok fahiş fiyata maliyetleri çıkmış. Mazot 20 liraya fırlamış. Sen böyle bir dönemde var olan ekonomik anlayışla, var olan yapıyla bunu çözebilme şansın yok. Yani yük yine emekçi halkın olacaktır, yoksulların olacaktır. Zor bir süreç bekleyecektir bizi önümüzdeki. Ben şeye inanmıyorum 5 yıl gidebileceğini bu şeyin. İlk yerel seçimlerden sonra bunların tökezleyeceğini ve en fazla ömürlerinin 2 yıl olacağını düşünüyorum bu yeni yapının. Ondan sonra zaten ekonomi buna izin vermeyecektir. Siyaset buna izin vermeyecektir. Ben yani, de bazı nedenlerden dolayı en fazla bir seneyi aşar bile belki. Bazı nedenlerden dolayı bu iktidarı sürdüremeyeceklerini düşünüyorum. Yani ben de bir sene falan diyorum. Benim kendime has özel nedenlerim var. Onu da ben söylemiş olayım. Özel nedenlerimi de açıklamak istemiyorum. Gördüğüm kadarıyla en fazla bir sene falan. Ya ben başka bir şey söyledim. Sen nasıl yorumlarsan yorumla. Bir sene falan sürer diyorum. Ondan sonra bu işlemin sürmeyeceğine inananlardanım. Çünkü zaman zaman sohbetlerim oluyor benim bir yerde. Recai, bunu arada geçtik herhalde. Şimdi söyle. Suriye meselesindeki ilişkiler de. Evet, Esad ne yapacak? Esad. Evet, Esad şimdi ne yapacak? Ben bir daha başvurdum gitmek için. Sağlık problemlerim el verirse sanıyorum bir kez daha gideceğim Suriye'ye yakın zamanda. Mesele şu. Zaten seçim sonuçları ne olursa olsun Suriye konusunda Türkiye çark etmişti. Türkiye'deki AKP iktidarı çark etmişti. Uzunca bir süredir artık ki Suriye Arap Birliği'ne çağrıldı. Yani artık Araplar diyor ki bizim Suriye ile sorunumuz kalmadı. Bizim kalmadıysa senin de kalmamalı diyor. Yani Sisi dahil olmak üzere, Mısır dahil olmak üzere, Suudi Arabistan dahil olmak üzere, Katar biraz mırın kırın yapıyor. Bunun dışındaki tüm Arap ülkeleri bizim Suriye ile sorunumuz kalmadı diyor ve Suriye topraklarından yabancı askerlerin ki işgal ettiği topraklar ifadesi de kullanılıyor, çekilmesini istiyorlar. Bunların başında da Türkiye geliyor. Tabii bu sürece Türkiye Rusya'nın da etkisiyle çok hızlı bir şekilde geliyor idi. Geçen hafta sanıyorum şöyle bir şey yaşanmış. İzin versen ismine bakayım. Tabii. Bir Suriyeli Antakya'da yaşayan, Hatay'da yaşayan Suriyeli Mahir Digem diye bir şahıs 2012'den beri Antakya'da yaşıyormuş. Eşi ve 4 çocuğuyla beraber 2019 yılında Türk vatandaşlığını almış bu. 2022 yılın başında terör örgütlerine para transferi yapmak, IŞİD de olmak üzere içinde vatandaşlıktan atılmış ve Dubai'den İstanbul'a gelirken yakalanmış, Katar üzerinden Suriye devletine teslim edilmiş bu şahıs. Ben bunu